Merhaba. Akasya'ya hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Kendisi anne koçu Ahu Tüken. Bana kartını verdi, oyunumuza gelmişti ve ben aha dedim ne kadar enteresan bir şey. Hemen web sayfasına girdim ve e, hem zaten nasıl bir uzman olduğunu, nasıl bir araştırmacı kişilik olduğunu, iki tane fırlandı gibi kızı olduğunu e, öğrendiğim gibi çok güzel konu başlıkları, özellikle değinmek istediğim konu başlıkları olduğunu fark ettim ve dedim ki Ahucuğum Lütfen programıma gelir misin? O da beni kırmadı geldi. Anne koçu Ahu Tükerle çok güzel bir konu başlığımız var. Söylüyorum. Mutlu çocuğun 10 vazgeçilmez ihtiyacı. Bunları bilsek belki hayatımız ne kadar kolaylaşır ya da bir nebze kolaylaşır diyelim. Hoş geldiniz Ahu'cuğum. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Akasya. <laughs> ben de çok mutluyum burada olmakta. Çok teşekkür teşekkür ederim davetin için. O zaman karşılıklı domoregatörüyoruz. Biz yapalım evet. şeyler gibi. <laughs> sayan oran, sayan oran. Mutlu bir çocuğun vazgeçilmez 10 ihtiyacı nedir? Bütün çocukların doğdukları andan itibaren güvenlik ve beslenme gibi çok yaşamsal ihtiyaçları kenara koyarsak bunlar dışında 10 tane olmazsa olmaz ihtiyacı var. Biz ebeveynler bu ihtiyaçların ne olduğunu bilmediğimizde bunları verimli karşılayamadığımızda bir takım arızalar çıkmaya başlıyor. Evet. Fakat bu ihtiyaçları daha baştan bilip elimizden geldiğince ne kadar verimli karşılarsak o kadar o zaman iki şey oluyor. Birincisi tabii ki çocuğun gelişimi çok daha sağlıklı Hı -hı. ilerliyor. İkincisi de ihtiyaçları doğru düzgün karşılanmış çocuğun uyumu çok daha fazla oluyor. Çocuğun uyumu ne demek? Biz annelerin hayatının kolaylaşması ve daha keyifli hale gelmesi evet. demek. O zaman sırasıyla söyleyelim. Bir kaliteli uyku. Uyku her şeyin temeli olmazsa olmaz. Çalıştığım birebir annelerde çocukların davranışlarına baktığımız zaman, hani çocuğum söz dinlemiyor, agresif, öfke problemi var, işte hiperaktif vesaire sayılan problemlerin altından deştiğinizde genelde uyku çıkıyor. ilk başta eğer farklı tespit edilen Hı hı. başka bir şey bulunamadıysa. Hı hı. Uyku düzenini sorduğumda çocuk ya çok geç yatıyor, ya gece çok sık uyanıyor. Bir şekilde bir yerde verimsizlik var. Yani uyku her şeyin temeli. Bizim için de öyle. Sırf çocuk için değil. Bilmiyorum sen uykusuzken nasıl oluyorsun ama yani ben pek çekilir bir olmuyorum. <laughs> e, çocuklar bu konuda daha hassas. Çünkü daha çok hı. yoruluyorlar. E, dolayısıyla kaliteli uyku her şeyin temeli. Kaliteli uykudan neyi kastediyoruz? Her çocuğun kendi ayına, yaşına göre ihtiyacı olan belli bir uyku süresi var. Ortalamadır bunlar. Kimi çocuk için biraz daha az, kimi çocuk için biraz daha fazla ama belli ortalamalar var. Yani her anne, her aile çok kaynak var bu konuda. Benim web sitemde de var. Benim çocuğumun ayı yaşı şu. Uyku ihtiyacı da günlük ortalama şu deyip bunları bilip buna göre bir uyku düzeni e, kurarsa çocuğundan gerçekten e, gün içinde çok daha verim ve keyif alacaktır. Peki iki, kaliteli ilgi. Hepimiz ilgi gösteriyoruz aslında ama kalitelisi nasıl oluyor? İlgi gösteriyoruz, gösterdiğimizi de zannediyoruz fakat bu çoğu zaman yüzeysel kalıyor. Çok çocuğu tatmin edici kalmıyor. Hı. Şimdi koşulsuz sevgi zaten olmazsa olmaz. O tamam onu cebe koyalım ama ile ilgi dediğimizde benim kastettiğim tamamen şu. Çocukla beraberken onunla iletişim halindeyken onunla tamamıyla o anda onunla beraber olmak zihin olarak duygu olarak ruh olarak ve fiziksel olarak göz temasıyla ve dokunarak onunla beraber olmak. Çünkü hepimizin kafası dolu yani anneler <laughs> sen de çok iyi biliyorsun Kafamızdan sürekli 80 tane şey geçiyor. O anda çocuk yanımıza geldiğinde belki onunla ilgileniyor gibi görünüyoruz ama aklımız bambaşka yerlerde evet, ve çocuklar eminim. bunu çok güzel hissediyorlar. Ve o anki biz ilgi gösteriyoruz zannederken çocuk ondan o tatmini almadığı zaman ondan sonra sürekli peşimizde anne, 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 anne o aslında temel ihtiyacı olan kaliteli ilgiyi almaya çalışıyor. Kaliteli ilgiyle kaliteli zamanı çok karıştırmayalım çünkü kaliteli zaman deyince böyle bir panik hale geçiyoruz. Çünkü şunu düşünüyoruz anneler olarak bir çocuğumla çok zaman geçirmem lazım yani süresi çok önemli diye düşünüyoruz ve bunu yapamadığımızda eksik hissediyoruz, yetersiz hissediyoruz. Bir de geçirdiğimiz zamanın kaliteli olması için eğitici-öğretici olması gerektiğini, yani Hı. geliştirici olması gerektiğini zannediyoruz. Ya. Halbuki benim bahsettiğim kaliteli ilgi o kadar basit bir şey ki Hı. tamamıyla çocuğunun e, o anda keyfini çıkarmak. Evet. E, onun da seninle olduğu andan keyif alması. Ya aslında anne için de hoş bir şey. Bir çocuğun ne kadar sevgiye ihtiyacı varsa annenin de o sevgiyi paylaşmaya, o hissi yaşamaya ihtiyacı var. Hatta çocuklar belki kan, kanatlanıp gidiyorlar e, ama anne hala ana ihtiyaç oluyor ya bir şekilde gelse, bir görsem yani o Karşılıklı bir ihtiyaç aslında, bir tek çocuğun olduğu değil. Evet, çok güzel bir şey hatırlattın. O anda bu bir saat de zaman geçirebiliriz çocukla, bir dakika da geçirebiliriz. Hiç önemli değil. Ama bir dakikaysa o. Örneğin ben evde bazen çalışırken kızım geliyor. Bazen işime bırakabilecek durumda oluyorum, bazen de olamıyorum. Ama eğer birkaç saattir bir iletişimimiz olmadıysa ve ben de o an işimi bırakabilecek durumdaysam. O anda bir dakikalık bir mola verip neyse onun ihtiyacı, o göz teması gerçekten ruhumla her şeyimle onunla olduğum zaman ben de dediğim gibi annelikten çok daha keyif alıyorum ve çok daha tatmin hissediyorum. Yani karşılıklı bu. Karşılıklı besliyorsun birbirini ve ben buna kalp yakınlaştırma anları diyorum. Ben e, aynı sizin gibi düşünüyorum. O yüzden de hiç şaşırmadım. Bana kalırsa kaliteli zaman denilen şey, kaliteli ilgi denilen şey birebir o anda, anda orada evet. olmak. Aslında birçok şey için geçerli bu. Bulaşık yıkarken bile orada olmanız sizin ruhsal, spiritüel gelişmeniz için çok önemli diyorum. Üç, bu korkutucu bir başlık gibi gözüküyor aslında. Beceri. Beceriden ne kastediyoruz? Hem çocukların hem yetişkinlerin kendilerini güçlü, iyi hissetmeleri için... ...bir takım konularda kendilerini becerikli hissetmeye... ...yani Hı. ben bunu yapabilirim duygusuna sahip olmaya ihtiyaçları var. Şimdi çocuklar için bu daha kritik. Çünkü doğuyorlar takım eksik becerilerle. Eksik derken Hı. zaman içinde gelişecek ama... ...yani etraflarında bir sürü yetişkin var... ...ve her şeyi onlardan daha iyi yapabiliyorlar. Ama çocuklar yapamıyorlar. Ve kendilerini çok da becerikli hissettikleri... ...ilk aylar, ilk yıllarda söyleyemeyiz. Hı. Bizim ebeveynler olarak görevimiz... Ee, çocuğa ayına yaşına uygun becerileri sırasıyla kazandırmak üzere yaklaşmak. Yani her şeyi onlar için yapmak değil onlara bazı becerilerini kazandırma fırsatı vermek. Hı -hı. Nedir bu? Kendisini besleyebilme uygun doğru yaşta. Kendi kendine uykuya dalabilme. Hı -hı. Giyinme ayakkabısını bağlama, ödevini yapabilme, yatağını yapabilme yani bu becerilerin hepsi sadece sorumluluk kazandırmak anlamında değil. Çocuğa ben becerikliyim, yapabiliyorum, kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Duygusunu vermesi açısından temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Şöyle bir şey de var. Şimdi çocuk ne kadar bu becerileri kazanırsa anne olarak bizim hayatımız da kolaylaşıyor. Hmm. Öyle bir kısır döngü oluyor ki biz çocuk için yapmaya devam ediyoruz bunları. Hmm. E, çocuk e, kendini yetkin hissedemiyor. Sonra biz çocuktan bunları kendisini yapmasını bekliyoruz. Ama çocuk o beceriyi geliştirmemiş. Niye yapmıyor diye kızıyoruz. Ondan sonra bu kısır döngü tavuk yumurta yumurta tavuk devam ediyor. O yüzden doğru zamanda, doğru ayda, doğru yaşta kesinlikle yapmamız ben birçok sorumluluğun bana verilmemesinin etkilerini kendimde de görüyorum, Serdar'da da görüyorum. Yani biz yetişkinler olarak hatta yani bir şeyi bir yerden kaldırıp bir yere koyma işini ya da basit ev işlerini bile o kadar elimizden almışlar ki, şimdi biz böyle e, birisi bunu yapacak, küçük adamlar çıkacak, <laughs> burayı temizleyecek falan zannediyoruz yani. Çok enteresan ama e, biraz sorumluluk kazanmak, biraz işte yapabildiğini hissetmek için çocukların yaşına göre bence evet böyle beceri edilmeleri gerekiyor. E, dört, kontrol. Kontrol. <laughs> e, şimdi hepimizin kendi hayatı üzerinde kontrol duygusu hissetmeye ihtiyacı var çocukların daha fazla. Çünkü sabahtan akşama kadar evde ve okulda anneleri, babaları, öğretmenleri, aile büyükleri sürekli hep direktif verir haldeyiz. Onu yap, bunu yapma, onu yap, bunu yapma şeklinde ve gerçekten kendi hayatları üzerinde çok az kontrolleri var baktığımızda. Ki bu tabii ki doğal. Yani onları gözetmek, korumak adına bir takım şeylerin bizim kontrolümüzde olması son derece doğal. Ama hiç kontrol hissetmezse yine kendini güçsüz hissetme Yine bu geliyor. Bu arada iradenin de gelişmesi için galiba kontrol önemli. Yani Hı -hı. kontrolün alt başlığı irade aslında. Yani bu benim için doğru değil diyebiliyor. Benim arkadaşımın çocuğu var bayağı 5-10 dakika sonra televizyonu kapatmasını rica etti Hı -hı. Serdar'dan. Dedi ki kapat çünkü benim televizyon on mu artık kaç Hı -hı. Televizyon seyretme süren bitti şu anda izlememem gerekiyor Hı -hı. dedi. Yani tabii ki tuhaf biraz aslında açık ve kristansı izlemez Hı -hı. ama Hı -hı. işte 3 yaşında bir çocuk olduğu Hı -hı. için bunu öğrenmiş. Annesi orada değilken televizyonun belli bir süre sonra kapatılması gerektiği duygusu ona yerleşmiş. Yani tabii nefis bir çocuk. Evet bu yüzden temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Burada tabii çocuğa seçim hakkı vermek biraz da devreye giriyor. Hani nasıl... Çocuk kendini kontrol sahibi hissedebilir çünkü bütün kontrolü ona bırakırsak zaten yanlışız, hmm. sağlıklı da değil. Ama hani hep konuşulan bilinen en klasik yöntem burada seçenekler vermektir. Hmm. İşte kırmızı elbise mi giymek istiyorsun, mavi elbise mi giymek hmm. istiyorsun gibi. Bizim için makul olan, e, hmm. sağlıklı sınırlar dahilinde Aha. çocuğa ne kadar seçim verebilirsek o da Aha. en azından kendi hayatı üzerinde benim de söz hakkım var duygusunu daha fazla evet. hissedilir. Aslında yetişkinler için bile bu geçerli. Önünde bir seçeneğin olduğunu bilmek insanı rahatlatan bir şey. Evet. Her şeyden önce, bırakın e, küçük bir çocuğu. Hı hı. E, sınırlar peki, kontrolcü hep böyle bir köşeler. <laughs> sınırlar, sınırı bil. Eskiden bir reklam vardı. Kontrolsüz güç güç, güç değildir. değildir. Evet. Tam olarak bu. Tamam çocuğa tabii ki kontrol vereceğiz. Ama tamamıyla her şey onun istediği gibi olduğu zaman işte iş o noktada çığırından çıkıp o kontrol sağlıksız hale gelmeye başlıyor. Hı. Sınırlar burada devreye giriyor. Güvenlik açısından, çocuğun sağlığı açısından, gelişimi açısından, e, bir takım ahlaki davranışlarının, değerlerin gelişme, gelişmesi açısından e, belli sınırların, kuralların, bir düzenin olması gerekiyor. Hı hı. Şimdi çocuk bunları küçük yaşta düşünecek yetkinlikte de değil. Çocuk tamamıyla isteklerine odaklı. Hı hı. Ama çocuğun bir de ihtiyaçları var. Hı. Yani çocuğun ihtiyacı olan uyumaktır. Ama isteği oyun oynamaktır. Hı hı. İhtiyacı dışarıda hava almaktır. İsteği evde tablet, bilgisayar oynamaktır. Hı hı. En büyük çatışmalar zaten aramızda buradan doğuyor. O isteklerle ihtiyaçların çatışması. Hı. E Burada da makul, adil ve sağlıklı sınırları çizmek ebeveynin görevi hale geliyor ki sırf istekleri olursa ihtiyaçlar ihmal edildiğinde evet. e yine o denge şaşıyor. Ah çok güzel bir alan ve aslında bizim çok ihtiyacımız olan bizden bir önceki kuşağın kolay kolay vermediği bir şey takdir. Altıncı şeye geldik şıkka takdir. Evet en kritiklerden bir tanesi gün içinde ebeveyn olarak çocuğumuzla çok fazla sorumluluğumuz var. Yani günün bir akışı var uyudu uyumadı yedi yemedi giyindi giyinmedi yaş büyüdükçe daha farklı şeyler ortaya çıkıyor okul sorumluluklar ortaya çıkıyor. Hı. Hep böyle bir günün akışında ilerleme çabası var ve orada bir takım çatışmalar, işte deminki istekler, ihtiyaçlar. Hmm. Çatışmalar devreye girdiği zaman, çatışma devreye girmese bile bizim çocuğa bakışımız hep hmm. şu oluyor. Onu yapmıyor, bunu yapmıyor, şunu yapmıyor. Hmm. Yani hep eksik. Hep eksikleri ve yapmadıkları veya yanlış yaptıkları hmm. üzerine. Yemiyor, uyumuyor, işte söz dinlemiyor, hmm. yaramazlık yapıyor. Hmm. İster istemez insan doğası bir ne yapmadıklarına odaklı, odaklı ve eleştirel bir bakış açısı oluşuyor. Halbuki o çocuğun o gün içinde yaptığı bir sürü pozitif şey, şey de var. İyi şey de, de Onlar var. Onlar normal. Onlar hemen zaten yapılması gereken şeyler. Bir evet, şey normal kabul ediyoruz. Yani evet. çocuk şurada yerde gayet güzel keyifle oynuyorsa evet. o bizim normalimiz. Yani ona o noktada bir şey söylemek, hmm. hani ne güzel kendini oyalıyorsun. Demek Hı. aklımıza gelmezken kalkıp o anda e, bağırış çağırış hale gelirse direkt ne kadar e, huysuz. Yaramazsın, neden böyle yaptı? Yaramazsın, yaramazsın? Evet. Neden Ve biz ayna oluyoruz onlara. Yani Hı. her taktığımız etiket işte şımarık, tembel, yaramaz, huysuz ve bunları dile getirdiğimizde e, çocuğa bu konuda kendiyle ilgili aslında Hı. bir ayna tutuyoruz ve, ve evet olur. çocuk kendini öyle görmeye başlıyor. Ve öyle Sonra davranıyor, da, uygun bir Evet, şey etiketlerin hakkını vermek evet. için öyle davranmaya Hı. devam ediyor. O yüzden Takdir önemli ama çok önemli bir nokta takdirle pohpohlamayı <laughs> karıştırmayalım. Ya yani ikisinin ortası yoktur ya bize. aferin benim evet, aslanım. Evet alkış bravo ha. aferin ee, hani bütün gün aferin alkış değil dediğimiz şey. Hani dozunda yerinde e, ve samimi takdir ve sonuca dönük değil daha çok çabaya dönük bir takdir. Aslında daha çok gözlemci gibi kalmak gerekiyor evet. galiba yani bak bunu yaptın evet gördüm seni gördüm demek. Ee, aferin aslan oğlum ya da kızım sen de en güzel de kaydıraktan sen kaydından daha şey samimi bir şey. onu yapabildiğini görüp senden onay almak istiyor. Sadece ona yani sadece bak gördüm seni. Yani belki bir gülümseme yeter. Ee, Hı -hı. Ekstra fazla yaftalar, yakıştırmalar, tezahüratlar Aa, fazla kesinlikle. olabiliyor. Kesinlikle özellikle tezahüratlar fazla oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Takdirin şöyle bir avantajı Hı -hı. var. Çocuğun geliştirmesine istediği bir beceri varsa... ...ve o beceriyi sergilediğini görüyorsan Hı -hı. onu takdir etmek. Örnek veriyorum büyük yaştaki bir çocuk için. Evet. Sınavı var. Hı -hı. Önceki gün e, oturmuş çok güzel emek vermiş, uğraşmış, çalışmış... ...ve çok zorlanmasına rağmen sabahat etmiş. Hı -hı. Ertesi gün sınava girmiş diyelim ki yüz almış. Evet. O çocuğa aferin sen yüz aldın dediğinde... ...o çocuğun yüz alması aslında onun kontrolünde değil sadece. istediği Hı -hı. kadar çalışsın yüz Hı -hı. almayabilirdi. Dolayısıyla evet. o sonucu takdir etmenin o çocuğa pek bir faydası yok. Ama... Hmm. Çabasını takdir edersek, bak sen hmm. dün zorlandın, ona rağmen uğraştın, bırakmadın hmm. ve çalıştın. Emeğin de karşılığını aldın, hani senin adına mutluyum gibi. bir Evet, takdir. doğru doğru takdir yani. Evet, çocuk o zaman neyin takdirini hmm. alıyor? Çaba. E çaba hmm. nedir? Hayat boyu. En önemli altın bileziklerimizden bir tanesi. Bir de bu çocuklara keşke karşılaştırmasak. İşte bak Hakan Hı -hı. E, teşekkür alamayınca ağlıyor. Sen bir kez zayıfın var. Koşuyorsun, eğleniyorsun Aa, Evet o, o konuya girmeyelim. <laughs> Neyse oraya girmeyelim. E, peki yedi e, bir çocuk için olmazsa olmaz bir şey düzen. Burada bahsettiğim düzen bir düzenin kölesi olmak, Hı. esiri olmak anlamında değil. Günlük bir rutin düzen bizim hayatımızın temeli. Hı. Çünkü çocuk hangi sırada yani sabah uyandığı andan itibaren akşam yatana kadar... Neyin hangi sırada? Saatleri bilmesi gerekmiyor. Hı -hı. Sıralamaları aşağı yukarı bilse... Rahat ediyor değil mi? Kesinlikle ve e, birincisi güvende hissediyor kendini. Çünkü belirsizlik duygusunu hiçbirimiz sevmeyiz. Evet çocuklar hiç sevmiyor. Tedirgin oluruz evet. kesinlikle. Bir o güveni, huzuru veriyor. İkincisi uyumu artıyor. Çünkü tamam sırada bu var, sırada var. Her zaman bu kadar büyülü bir şekilde Hı -hı. akmıyor. Ama büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Hı -hı. E, bir de yine bizim işimizi e, kolaylaştırıyor. Çünkü... Aslında hiç farkında değiliz ama düzen en etkili disiplin araçlarından bir tanesi. Çocuk o anda o düzeni takip etmiyorsa örneğin ödevini yapması gerekiyor hı hı. diyelim ki. Hiç çocukla çatışmaya girmeden ama sen ödevini yapmadın da oydu bunlara girmeden sadece şunu söylemek yeterli. Eğer günlük düzeninizin sıralamasında eve geldi atıştırmasını yaptı. Ee, ödevini yapıyor. Ondan sonra belki teknolojik aletlerini kullanıyor ya da sokakta oynuyor. Rutininizde böyle bir sıralama varsa ve çocuk ödevini yapmak istemiyorsa tek söyleyeceğiniz şey bu sıralamayı hatırlatmak. Ee, önce yap ödev. Dışarı. Evet. Önce ödev. Sonra dışarı. Peki cezalandırma gibi bunu ver. Ödevini yapmazsan sana sokak yok. İşte nasıl söylediğin çok önemli. Senin dediğin çok doğru. O zaman ceza tarafına giriyor. Hı. Benim dediğim tamamiyle ceza cezadan çok bağımsız düzenle ilgili bir şey. Bir sıralama belirlenmiş çocuk ve anne bu düzeni kabullenmişler. Çocuğun hoşuna gitmeyebilir bu arada. Hı. Ama o düzen de yine bizim Olman sağlıklı, durumunda. Evet diyorsun. sağlıklı sınırların içinde bu var. Rutin çocuğu rahatlatıyor. Çok gerçek bu. Doğru. Evet, ee, anlaşılmak 8 son çıkklar. Anlaşılmak. Anlaşılmaktan kastettiğim şey şu. Şimdi çocuklar için aslında büyümek stresli bir şey. Bu bir pozitif bir stres ama Hı -hı. yine de stresli bir şey. Hı -hı. Çünkü bir dünyaya adapte oluyorlar, insanları tanıyorlar, çevrelerini tanıyorlar, bir sürü yeni beceri geliştiriyorlar. Hı -hı. E bu kolay bir şey değil. Durum böyle olunca o çocukların yaşadıkları günlük hayatlarında bir sürü duygu var. Hı hı. Yani tamam gülüyorlar, oynuyorlar ama hayal kırıklığı yaşıyorlar, çok düşüyorlar, güzel. canları acıyor. Ee, kızıyorlar, üzüldükleri zamanlar oluyor. Ee, daha büyük yaşlarda bir arkadaşıyla kavga ediyor, hayal kırıklığı yaşıyor, üzülüyor. Hı hı. Yani bir sürü hayatta zor duygu da var. Hı hı. Şimdi biz ebeveynlik içgüdüsü şu, çocuklarımız hep gülsünler, hep mutlu olsunlar. Yani onları gerçekten çok doğal olarak... E, mutsuz görmeye dayanamıyoruz. Evet. Çocuk diyelim ki düştü canı acıyor e, veya bir şeye kızdı üzüldü. Ne yapıyoruz? Babalar genelde e, duyguyu bastırma Aha. yönüne gidiyorlar. İnkar. Evet. Acımaz. Bunda acıyacak bir şey yok. Yani ağlanacak bir şey yok Geçti, tarzı. Geçti bitti, bitti bitti. Geçti bitti bitti. Orada bir duyguyu bastırma oluyor. Evet. Biz annelerde hem bunu yapıyoruz. Biraz da şunu yapıyoruz. Dikkat dağıtma. İşte Hı. bak kuş bak böcek gel dondurma alalım. Yani o duygudan, o zor duygudan uzaklaştırmaya çalışıyoruz çünkü bize zor geliyor evet. o duygu. Fakat iki türlü de o duyguyu bastırdığımızda olan şey şu. Ben buna e, düdüklü tencere diyorum. Hı -hı. E, hani nasıl düdüklü tencereyi uzun süre ısıttığında içinde bir basınç oluşur ama o e, düdüğünü arada açıp o buharı almazsan hani patlama riski Hı -hı. var. Çocuk için bastırılan duygular da aynı etkiyi Hı -hı. yaratıyor. Bizim bu çocuğun zor duygular yaşadığı anda ona e, duygusunu onayla, onaylayarak yaklaşmamız. Hı -hı. Yani evet görüyorum canın acımış. Evet görüyorum üzgünsün, kızgınsın. Bizim iletişimimizde de öyle. Yani sana kızabilir çocuğun. E gözlemci olmak yani ve ona bunu farkında olması. Evet, evet duygusunu, çok kızdı. Belki bilmedi evet. şu anda anlaşılmadığı düşün. Neyse işte. Evet duygusunu düş ve duygusunu ve düşüncesinin Anlaşıldığını ona hissettirmek, hmm. onaylamak. Bu demek değil ki davranışı onaylamamız gerekiyor. Hmm. Ama en azından duygusunu onaylamak. bunu Anlamak. Yaptın. Anlamak. Aa, o zaman diyor ki çocuk tamam annem babam beni anlıyor. En azından ve anlaşıldığını hissediyor. Bu da o düdüklü tencerenin basıncının buharını ara ara e, almak demek oluyor. Yani siz bunu hemen kişisel gelişim kitabına da çevirebilirsiniz. Çünkü Hı. bence bu yine yetişkinler için geçerli bir şey. Ya aslında hepsi yetişkinler evet. için. Çünkü çocuk doğuyoruz biz de ihtiyaçlarla ama. Evet. Ee, peki, o dokuz çok enteresan. Üç boyutlu dünya. Bu ne demek ya? ya üç boyutlu Enderli. dünya aslında en basitlerinden biri ama artık biz ebeveynlerin e, ciddi gözden kaçırdığı bir nokta. O da nedir üç boyutlu dünya dediğim şu an hani seninle içinde bulunduğumuz Aha. havasını soluduğumuz bildiğimiz gerçek dokunduğun, hayat. evet beş duyunu kullandığın gerçek hayat. Fakat e, çocukların hayatına teknoloji girdiğinden beri bu üç boyutlu dünyanın içinde geçirilen İki zaman beş. evet o kadar azaldı ki e, ve bazen gerçekten dozu kaçabiliyor. Hı hı. Şimdi tabii ki çok güzel bir şey teknoloji hmm. faydalı tarafları da var keyifli tarafları da var aman hiç olmasın kesinlikle demiyorum hmm. ama teknoloji çocuğu üç boyutlu dünyadan aldığı zaman hmm. yani gereğinden fazla o iki boyutlu dünyada zaman geçirdiği zaman hmm. bir sürü şey eksik kalmaya başlıyor hmm. Çünkü bu çocuğun, bir kere beş duyusunun gelişmeye ihtiyacı var. Yani dokunacak, bakacak, dinleyecek, duyacak, iletişim kuracak, düşecek, kalkacak ve bu üç boyutlu dünyadan besleniyor gelişimi adına. Evet. Bu teknoloji öyle bir şey ki biz bile buna bağımlı oluyoruz. Yani telefonumuza bakmadan iki saniye biz duramazken o çocuğun kendi kontrolünde onu bırakması gerçekten zor. Bu yüzden de o sağlıklı sınırlar diyorduk sınırlar. ya. Bir evet. saat oynayacaksın evet. veya düzen, hı. sağlıklı sınırlar. Zaten bu ihtiyaçların en önemli özelliği hepsi birbirini tamamlıyor. Hı hı. Hiçbir birbirinden bağımsız değil. Evet. Ve 10. şıkka geldik. Son mutlu ebeveynler. E nasıl olacak kocanın mutlu <laughs> ebeveyn? Oldu hep beraber mutlu ebeveynler dağına gidelim. Yani o kadar kolay <laughs> bir şey değil mutlu ebeveynler. Kesinlikle değil. Özellikle anne üzerinde. Yani anne olmak gerçekten kolay bir şey değil. Hı. Tabii ki çok keyifli, harika bir tecrübe ama. Yani doğumdan sonra birincisi bir e, çocuğun sorumluluğunu hmm. almak Hani eşimiz dahi olsa ana sorumluluk bizim hmm. üzerimizden başlıyor. Hmm. Kendimizi kaybetmeye başlıyoruz bu e, çocuğa odaklanır hale çok doğal olarak geldiğimiz evet. zaman kendimizi unutmaya ve kaybetmeye başlıyoruz. Sadece kendimizi değil evliliğimizi ilişkimizi de zaman içinde kaybetmeye başlıyoruz hmm. ve bu biz hiç anlamadan hiç fark etmeden e, çok doğal bir şekilde olmaya evet. başlıyor. E bu olduğu zaman kendimiz ve evliliğimiz çok fazla geri plana geldiği zaman e bir takım stresler oluşmaya başlıyor. E Bu dönüp dolaşıp çocuğu etkiliyor. Çünkü çocuğun huzurlu mutlu olabilmesi için en temel şey ne? Evdeki huzuru. Hı hı. E evdeki huzur ne demek? Önce anne baba kendiyle huzurlu olacak, hı hı. ilişkilerinde huzurlu olacak. E bu da ister istemez çocuğa Tabii yansıyor. Ya. Ama dediğin gibi yani dört dörtlük bir hayat yok hepimizin. Günlük stresleri var. Bazı stresler var ki yönetebiliyoruzdur. Günlük hayatın bir parçasıdır. Hı. Sorun değil. Ama öyle bir stresiniz, bir sıkıntınız varsa ve bunun düzenli olarak sizi, Tekrar evet, çocuğunuzu hı. ve eşinizi etkilediğini hissediyorsanız, kendiniz de başa çıkamıyorsanız, o zaman bu konuda üzerini örtmeden bir şeyler yapmak önemli. Yardım almak, Biz yardım almak, destek alması ee, gerekiyorsa sistemi. Çocuğun mutlu ebeveynlerle yetiştiği bir hale belki getirmek gerekiyor artık ihtiyaç, evet. yani neyi gerektirirse. Falan bakıyorum da şöyle şu 10 ışıktan çoğunu becerebilirmişim, beceriyormuşum, sanki yapabilirmişim gibi geliyor. Peki çok merak ediyorum acaba şimdi ben aşağıda paylaşacağım zaten size 10 şıkkı. Bunlardan hangileri sizin ilk 3 önceliğiniz? Bunu aşağıya mutlaka yazın, paylaş, paylaşmanızı istiyorum. Benim galiba söylüyorum kaliteli ilgi, sınırlar ve anlaşılmak benim kızımla kurduğum iletişimde en çok önem vereceğim şıklardan olacak. Mutlu Çocuğ'un 10 vazgeçilmez ihtiyacını konuştuk Ahu Tüker'le. Kendisi anne koçu, inanılmaz keyifli bir sohbet ve çok anlaşılırdı. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Abone olun, Ahu Tüker'in web sayfasından konuyu detaylı okuyabilirsiniz. Aynı zamanda paylaşmayı unutmayın.